İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Güney Gazetesi. Hastane battı, alacaklar ve tazminatlar yandı. Mersin'de özel doğuş hastanesi iflas edince yaklaşık 150 sağlık emekçisiyle 20 dolayında doktorun çıkışları verildi. Çalışanlar içeride kalan maaş ve alacaklarını tahsil için açtıkları davayı kazandı. Ama banka önce davranınca alacaklar da yandı. Çakmakçı ailesi adalet istiyor. Gözne yolunda Ekin ve Evrim adlı iki küçük kız kardeşin ölümüne neden olan trafik kazası ile ilgili savcılık incelemesi sürüyor. Haberci Gazetesi. Sorumluluk Büyükşehir'de. Akdeniz ilçesinde arızalı aydınlatma sistemi bir yıldır onarılmayı beklerken sorumlu Büyükşehir Belediyesi'nin arızayı gidermek yerine yetkisini Toroslar EDAŞ'a devretmeye çalışması tepki çekti. Herkes mutlu olmayabilir. Büyükşehir Belediyesi 4 merkez ilçeden 15 bin itirazın geldiği 1/5 binlik planlarla ilgili oda ve STK'larla bir araya geldi. Kadın Gazetesi. Öldürülmek istemiyoruz. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz ay boşanmak istediği kocasının kiraladığı araçla adli önünde çarptığı olayla ilgili açılan davanın duruşması öncesinde kadın platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Kadın platformu üyeleri kadının korunmasını istedi. Otizmli çocuklar akranlarından hayatı öğreniyor. Denizli'de otizmli çocuklar Denizli Otizm Derneği'nin düzenlediği Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü'nde gönüllü öğretmenlerin de yardımıyla akranlarından günlük hayatta sergilemeleri gereken davranışları öğreniyor. Hakimiyet Gazetesi. Vicdanlar rahatsız. 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden kazasındaki mahkeme heyeti kararı 4 yıl sonra açıklandı. Karara göre Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 9 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay ve Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği bu karara aileler tepki gösterdi. Gençlik kampı öğrencileri ağırlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıldır düzenli olarak sürdürülen gençlik kampı yeni dönemde öğrencileri ağırlamaya başladı. Sabah sporuyla güne başlayan çocuklar öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynuyor, yarışmalar düzenliyor ve yapılan gezilerle Mersin'in tarihi yerlerini keşfediyor. Çukurova Gazetesi. Ekonomiye odaklanma zamanı. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan seçim sürecinin geride kaldığını, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmek adına artık ekonomiye, reformlara odaklanma zamanı olduğunu söyledi. Kabineyi değerlendiren Kızıltan, ekonomi yönetiminde siyasi kadrolar yerine özel sektörde başarılı olan isimlerin kabineye alınmasını da fırsat olarak gördüğünü dile getirdi. Mahmut Arslan'a hemşerilerinden tam destek. Marider Başkanı Ömer Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri, Arbella Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve kardeşi Hasan Arslan'a destek ziyaretinde bulundular. Başkan Ayaz, onursal başkanımız Mahmut Arslan, Mersin ve ülkemizin gururudur. Yatırımları, yardımları ve hayırseverliğiyle tanınan Arslan, kardeşlerinin her hal ve koşullarında tüm üyelerimizle birlikte yanlarındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Mersin Gazetesi. Mersin'i birlikte yönetelim. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 06.02.2018 tarihinde oy birliğiyle kabul edilen Mersin'i modernleştirecek ve dönüştürülecek 1/500 bin ölçekli ilave ve revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
32 Türk öğrenci uygulama çalışmasını tamamladı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu'da çalışmak üzere Moskova Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nde eğitim gören Türk öğrenciler Novovoronej Nükleer Santrali'ndeki uygulama çalışmasını tamamladı. İMC Gazetesi. Mazot vurgununun detayları ortaya çıktı. Şube müdürlüğünde park halinde duran cenaze araçlarına mazot fişi kesildiği ve yaklaşık 4 yıl boyunca çalıştırılmayan müdürlük jeneratörüne de mazot alındığı iddia edildi. 100 tona yakın mazotun çalındığı ve kayıp olduğu öne sürülürken, olayın ortaya çıkmasının ardından 2 amirle 3 şoför hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Son yıllarda açığa alınan kişilerin mal varlığında ise dikkat çeken artış olduğu gözlendi. Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi. Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995 yılında yaşanan Srebrenica katliamının insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birisi olduğunu söyleyen Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, bundan 23 yıl önce bugün 8.372 Boşnak bütün dünyanın gözleri önünde medeni denilen Avrupa'nın göbeğinde ve bizzat kontrolünde Sırp kuvvetleri tarafından soykırıma uğramıştır. Yüzlerce kadın tecavüze uğradı, çocuklar keskin nişancı yaratıkların kurşunlarıyla can verdi ifadelerini kullandı. Akdeniz Gazetesi. Mersin plansız büyüyor. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı toplantısına katılarak Nazım imar planına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı'na 15.000 vatandaşın yapmış olduğu itirazlara belediyeden henüz cevap verilmemesini eleştiren Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İmar Planı'nın jeolojik etüt çalışmalarına aykırı olduğunu belirterek Mersin'in plansız büyüdüğünü söyledi. Hurda'ya dönen otomobilden sağ çıktılar. Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanarak Hurda'ya dönen otomobildeki iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.